Sevgili seyirciler, İDEF 2023 otokar standındayız ve bu sefer arkamızda da bir başka araç var. Yanımızda da Barışhan Bey. Barışhan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten şahane bir stand ve bir taraftan da anladığım kadarıyla herkesin ilgi odağındaki bir aracın önündeyiz. Evet, doğrudur. Nedir acaba? Aracımız adı Alpar. Alpar bir insansız kara aracı. Yani Türkiye standartlarında ağır sınıf bir insansız kara aracı bu araç. Ağır sınıf insansız evet. Kara aracı, evet. Bu önemli aslında. Aracın maksimum ağırlığı 15 ton. 15 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. 15 ton. Aracımızı biz şu anda 5 kilometreye kadar RF haberleşmesiyle uzaktan kontrol ediyoruz. 5 kilometrenin üzerindeki bir kontrol mesafesi için ise GSM haberleşmesi üzerinden devam ediyoruz. Bugün siz İDEF'te bu aracın keşif ve konfigürasyon varyantını görüntülüyorsunuz. Araçtan genel olarak bahsetmek gerekirse önden tabii, başlayalım isterseniz. Lütfen. Aracımızın ön bölümünde bir mini İKA kapsülü bulunmakta. Bu kapsülden kullanıcı isterlerine bağlı farklı tipte küçük robotlar çıkıyor. Örneğin bir bomba imha robotu veya bir kamikaze insansız kara aracı. Bu tamamen kullanıcı isterlerine bağlı olarak değişen bir modüler bir faydalı yük hacmi aslında. Şahane. Aynı zamanda aracın durumsal farkındalığını artırmak için 4 bölümünde yer alan kameralar, yine 4 köşesinde yer alan 3 boyutlu lidarlar, 2 boyutlu lidar, radarlar ve ultrasonik sensörler vasıtasıyla algılama gücümüzü artırıyoruz. Şu anda, her koşulda bu anlamda evet, aslında yol alabilecek şekilde bütün bu radarlar evet, ve kameralar doğrudur, sayesinde yol doğrudur, alabilecek şekilde ve görünürlüğü daha doğrusu görünürlüğünü evet, arttırıyor böylece. Evet, doğrudur. Şöyle bu aracı farklı kılan özelliklerden bir tanesi bu aracın herhangi bir şekilde insanlı bir araçtan dönüştürülmeyip tamamen insansız bir konsept üzerine kurulmuş doğuştan olması. Doğuştan insansız. Evet, evet, bu da araçta aslında düşük bir profile sahip olmamıza sebep oluyor. Bu da aslında iyi bir konu. Aynı zamanda iyi bir konu. Ya çünkü muharebe alanında görünürlük önemlidir. Ne çok kadar az görünürseniz o kadar iyisinizdir. Dolayısıyla bu araç düşük bir profile sahip. Düşük profilin önemi burada evet, ortaya çıkıyor ve doğrudur, doğuştan da böyle tasarlandığı için tabii bir insan ergonomisi yok. Olmadığı için, evet. Doğrudur. Aynı zamanda bu aracı farklı kılan özelliklerden bir tanesi aracın seri bir tahrik sistemine sahip olması. Yani konvansiyonel bir tahrik sisteminden ziyade biz bu aracı bataryalardan aldığımız güçle elektrikli olarak sürüyoruz. Fakat biz sadece elektrikli modda 50 kilometrelik bir menzil sağlarken hibrit modda bunu 500 kilometreye kadar çıkartabiliyoruz. Çünkü bu araç hibrit bir araç. İçinde bir jeneratör grubu var. Jeneratör grubu bataryaları şarj ediyor. Ve bu sayede güzel, siz aslında menzilinizi artırmış oluyorsunuz. Yani biz bunu zaman zaman Nissan'da şu an yeni evet, anlatmaya başladık. O, kesinlikle. Ben de ona yani öyle diyordum hatta tam jeneratörlü elektrikli araçlıyordum. Siz de aslında böylece elektriklinin gücünü evet, standart güçle beraber hem arttırmış oluyorsunuz hem de aslında elektrikli kullanımda zannediyorum sessizlik anlamında. Tam oraya değinecektim ben de. Aslında 3 tane büyük avantajı var. Aslında 4 bile diyebiliriz. Öncelikle bu araçta kullandığımız sistemlerden örneğin batarya paketleri, otokar batarya paketi, kendi batarya paketlerimiz. Yerli bir elektrik tahrik motorları kullanıyoruz 2 adet. Yine jeneratörün yüksek gerilim alternatörü yerli olacak şekilde araçta var. Bununla paralelde aracın seri bir tahrik sistemine sahip olması bataryalar sebebiyle uzun süre sessiz gözetleme ve yine elektrikli olması sebebiyle de sessiz sürüş imkanı sunuyor. Bu da aslında avantajlardan bir tanesi. Müthiş bir avantaj gerçekten. Aynı zamanda elektrikli motorların yine yüksek torkları sebebiyle de aracın özellikle hızlanması, manevra, kaçış gibi konularda da araca ekstra şey katıyor. Güç sağlıyor. Güç evet, sağlıyor. Çeviklik sağlıyor. Evet, şahane, doğrudur. Bir de silah sistemlerini isterseniz biraz bahsedelim. Evet, tabii. Araçta Aselsan neferli 25 mm otomatik topa ve 762 mm yardım silah sahip bir kule sistemi bulunmakta. Evet. Paralelde seni arka bölümde masta entegreli, üzerinde yine Aselsan Karakurt, şurada lazer dezignatörlü bir elektrooptik sistem bulunmakta. Bu da aslında aracı keşif ve gözetleme konfigürasyonunda kullandığımız payloadlar. Bu gene teleskobik mi acaba? Teleskobik evet. Teleskobik gene, bir mas. Gene böylece gerektiği zaman izlenebilecek. Evet, gerektiği zaman açılır. Evet, doğrudur. Gerektiği zaman yükselebiliyor. Veya biz bu keşif gözetleme varyantını alternatifli olarak drone'lu bir şekilde de sergileyebiliriz veya uygulayabiliriz. Örneğin buradaki mas yerine aracın arka bölümünde hem kablolu hem de kablosuz drone alternatifleri beraber farklı bir keşif gözetleme varyantına evrilebilir. Böylece aslında var olan menzilin üstüne bir başka çok daha geniş bir menzil de katmak mümkün hale geliyor. Doğru. Farklı bir aslında kabiliyet katmış oluyoruz. Evet. Araç modüler. Çok kolay bir şekilde işte anti tank aracı, lojistik destek aracı, muharebe aracı, röle aracı gibi varyantlara kolay bir şekilde dönüştürülebiliyor. Evet. Doğrudur. Evet. Alpar gerçekten. İlk defa burada tanıştık.
Şöyle, biz bunun lansmanını yaklaşık 2-3 hafta önce yapmıştık. O zaman bizim kendi mızrak kulemizle ve 2 tane anti-tank roketsan entegreli bir silah kulesiyle yapmıştık. O aracın muharebe versiyonuydu. Biz bugün ise İDEF'te keşif ve gözetleme variantını sergiliyoruz. Bunu ilk defa burada görüyoruz. Evet, burada görüyoruz. Evet. Gerçekten biz şahane. Teşekkür ederiz. İzlerken, anlatırken, siz dinlerken keyif alıyoruz. Gerçekten gönlümüz ferahlıyor. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben de öyle.